5 Nisan, 11 Nisan Koç burçları nasılsınız? Umarım her şey güzel ve keyifle geçer. Evet, bu hafta dikkat etmemiz gereken en önemli şey geçmişle alakalı çözmemiz gereken iş evraklarımız, işle ilgili kaygılarımız, yani devamlı paranoyakça fikirlerimizi yavaş yavaş bir iyileştirmemiz lazım. Yani işten mi çıkartılacağım? Bu alanda ben huzursuzum, sistemi tam istediğim noktada oturtamıyorum ve parasal kaygılar çok fazla ön planda olduğu için çok telaşlı ve endişeli bir enerjiniz var. Rica ediyorum, bu endişenizi bu hafta çözmeniz gerekiyor. Çünkü beklenmedik bir para, istediğiniz bir noktadaki ev alışınız ya da çözülmesini istediğiniz bir evrakla ilgili çok güzel fırsatlar haftası olacak. Bu fırsatları çözdüğünüz takdirde de üzerinizdeki tüm yükler böyle bir rahatlamış ve enerjiniz temizlenmiş olacak diye düşünüyorum. O yüzden enerjimizi pozitif olarak etrafa yaymamız gerektiğini söyleyebilirim. Uzun süredir kariyer hayatınızla alakalı yapmak istediğiniz yüksek lisans, eğitim ya da yabancı dil fikirleriniz varsa eksik gördüğünüz bunlarla ilgili net kararlar vereceğiniz bir nokta. Kendi işini yapan koç burçlarına şunu demek istiyorum. Evet, parasal evrede biraz daha sizi yoracak, daha stresli evreler söz konusu olacak ama büyük iş imkanları için 17 Nisan'a kadar sabırlı olmanız gerekiyor. 17 Nisan itibariyle sizin üzerinizdeki enerjiler yavaş yavaş verimli noktaya doğru hareket sergileyecek. Aslında kazançlı ortaklıklar, emlak ya da emlak işiyle uğraşan ya da satın alma, satıp verme işlemleriyle uğraşan bazı koç burçlarında hızlı para akışları söz konusu olacak. Eğer büyük bir kurumsal firmada, banka ya da devlet sektörü ya da büyük bir kurumsalda değişmesini istediğiniz noktayla ilgili bir haber beklentiniz varsa, çok yakın süreçte bununla ilgili altyapılar, konuşmalar, sistemler ve yer noktası belirlenme evresine girecek. Bu da sizi tatmin edecek değerli koç burçları. Sadece yapmanız gereken tek şey ruhumuzu, meditasyon, yoga, enerjimizi değiştirecek olumluluklarla yenilenmeye ihtiyacımız var. Özellikle başka bir şehire taşınmak ya da bir fikriniz varsa toprak üzerine gıda sektörü ya da tarım işiyle de uğraşmak istiyorsanız, evet artık fırsatlar var. Değerlendirdiğiniz takdirde çok güzel aydınlanma, verimlilik, başarı ve güzel oluşumlar elde edeceksiniz. Özellikle uzun süredir ilişkinizle ilgili yaşadığınız belirsiz giden problemleri düzeltme haftamız. Evliliğimizde yaşadığımız sorunlar, maddi krizlerin tartışması gedide kalıp birbirimize daha duygusal sahiplenme, daha birbirimizi bütünleşme haftasına giriş yapacağız. Uzun süredir çocuk tedavisi düşünen ya da çocuk planı yapan koç burçlar için güzel fırsat, yenilik ve yenilenmek noktası olacak. O yüzden bu imkanları bu Nisan'ın sonuna kadar çözün istiyorum ve çocuk isteğiniz varsa şimdiden hayırlı olsun. Miras konularınız, uzun süredir çözemediğiniz ve çözülmesini istediğiniz bazı mahkemesel evraklarınızla ilgili bütünleşmek istediğiniz konularımız var. Evet, bunlarla ilgili yasa devam edecek. Haklarınızla alakalı tarihler ertelenebilir ama sonu sizin için doğru zafer, ama bunun için bir 7-8 ay büyük bir mücadele vermeniz gerekiyor. Sonu sizin için büyük bir oluşum evresi. Şöyle söyleyeceğim, uzun süredir de ilişkisi olmayan ya da iş problemi yaşayan koç burçlarında güzel bir değişim, hem iş anlamında beklemediğiniz bir teklif ve ilişki konusunda da uzun süredir yalnızlıklar yaşıyorsanız birbirinize ait doğru insanla karşılaşma enerjisi hakimiyeti veriyor. Doğru insanı bulma diyor. Özellikle evlilik tarihini erteleyen ya da aile arasında yapılmasını istediğiniz düğün ya da olumsuz giden evreleri iyileştirme haftamız olacak. Yani söz isteme, kız isteme ya da erkek isteme, bu hafta böyle koşturmalı planlar evresinde olacağız. Bu da sizin haneniz için hayırlı olacak. Sağlık olarak guatr, özellikle şeker ve tansiyon noktamız, son zamanlarda kulak iltihabımız söz konusu olabilir. İhmal etmenizi istemiyorum. Bir de aile büyüklerimizin bir müteahhitle ilgili çözmesi gereken bir ev anahtarı ile ilgili büyük bir sevinç yaşanacak. Müteahhitle anlaşılacak ve hane büyük bir rahatlığa erişecek diyorum. İç Anadolu ya da Güneydoğu Anadolu'da bir toprak işiniz varsa çözümlenecek. Yurt dışında yaşayan bazı koç burçlar için dönmek,
radikal bir kararla ülkemize geri dönüş yapma ya da ülkelerine geri dönüş yapma kararı içerisinde olacaksınız. Bu da sizin için evrak koşturması vesaire koşturmaların sonu ferah olacak diyorum. Değerli koç burçları, yükselen ve mutlaka ay burcunuzu takipte kalıyorsunuz. Akkayofficial Instagram sayfam takip etmek isterseniz sevinirim. Son zamanlarda araç, dikkatsizlik, kaza konularına dikkat edelim. Uyku enerjimizi de düzene sağlamamız bizim için daha sağlıklı ve hayırlı olacak. Hoşça kalın, umutla kalın. Her şey gönlünüzce olsun.